sallandığı zaman her yer sallanıyor. Ya şöyle zaten bu arada günümüzün ilk şerisinin temsilcimizin maçının yasaklan ve tercih kanı gelirken şunu da eklemek istiyorum Sayın Gitarist. Ya abi Tenzi'ye en az 4 yasaklama var ya. Ben öyle düşünüyorum. Bak Fani gitmiş beraber, gördün orada sağ altlar resmi. Aynen öyle. Üstüne çekmiş Fani yasaklamasını, hemen bir tane Joy, ardından da Van Van. Biz yasaklamışız. O Ebin Van Van oynamasını istemiyoruz. Tabii özellikle alt taraf kritik demiştik. İkinci yasaklama hakkımız acaba ne olarak kullanılacak? Ben yine meta tarafından ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Son ana kadar da tartışıyorlar şu anda. Ya abi Nolan açık, tamam mı şu anda? Nolan'ı evet, almayı oynuyorlar. Bu Nolan'ı vermememiz lazım. Gunver var. Bruno var. Bence Gunver veya Nolan birinden biri açık kalacak. Yani ikisini bir yasaklamayız tahminen. Yani bence de. Yani Nolan'ı yasaklamamız lazım şu an. Kime verirsen ver sıkıntı çıkarıyor. Belliyle yasaklaması geldi. Nolan'ı açık bırakacağız. Biz yasaklıyoruz çünkü alacaklar gibi. İlk seçimden alırlar mıydı? Şimdi şöyle bir durum oldu. Nolan veya Gunver'i yasaklayacaklar. Yasaklamazlarsa iki takım bunları paylaşacak. Tenzi'yi yasakladı. Evet. Nasıl? Ne istiyor abi bunlar? Hayır, onu diyorum. Bak işte tam olay buydu. İki takım yasaklamazsa, şimdi biz de Gunver yasaklamaya ittiler. Mecbur bıraktılar aslında Paramiz burada. Eğer onlar yasaklamasaydı bir bir paylaşacaktık. Şu anda amaç Terizle almak. Kimsenin meta ormanları oynamaması, yani öyle söyleyeyim. Terizle ya da Paramiz alacaklar. Ya da Bruno. Bence Bruno öncelik olabilir ya. Olabilir burada, evet. Bunu olabilirler şu an. Ya ama işte o zaman da Faramis, Terizli ikilisini biz çekebiliriz. Oo, Valentina. Tamam, Faramis'i sen alabilirsin. Faramis'te sıkıntı yok. Biz zaten önden Valentina'yı kilitliyoruz. Hadi bakalım, buyur dedi. Bayağı abi, şu an ya hadi buyur. Evet, burada başka bir şey yani değil. Çünkü Terizli da alsan onun için çalacaksın. Faramis de alsan Box çalacaksın. Bruno çek lütfen ya. Terizli. Pardon. Terizli çıkken Bruno evet, almayalım. Evet. Baksiya Terizli iyi geldi. Yani ön safalarımız çok fazla olacak. Sağlam olacak. Apex bakalım ne tercih edecek. Böyle üçlü etli butlu kahraman mı, yoksa Apex'i biraz işte belki bir Matilda olarak görebiliriz. Matilda açık çünkü mesela yani. Aynen. Belki. Brandon'in Always On Away Matilda. Matilda'yı onlar evet, aldı. Matilda oyunda en fazla yasaklanan kahramanlar sırasında yaklaşık 7. sırada yer alıyor. 100 kere yasaklanmış. 100 kere mi? Ve tercih edilmiş. Matilda Murano'dan en beşincileri. Hiç açık kalmadı. Şimdi Fredrin. Bak Joy açık. Ya şey pardon, Joy diyorum. Bruno açık. Alalım. Abi süper. Bu arada süper. Şancımızı darlayın şancı şimdi. Ama o hebi de nasıl darlayacaksın ki ya abi? Ya darlarsın. Şöyle darlarsın. Tamam diyecektim. Cloud bayağı sıkıntı oluyor. Bence seçim yasaklamada çok iyi gidiyoruz evet, şu an. Evet, bence de onu nazar değdirmeyelim. Gitti yani. Çünkü uzun. Maşallah. Çok tatlı çalışmışız. Çok fazla maç var anıl çünkü. Evet. Biri iyi, ikisi iyi, üçü iyi, dördü kötü olmasın. Hepsi direkt hazırız, hazır. Sorun akıp yok. Gider. Bayağı iyi takım kurduk şu anda. Ben Apex'e tercihimizi merak ediyorum bayağı. Orta koridor zaten çok fark etmeyecek. Rosa genel olarak her şeye hakim. Apex de her şeye hakim de işte böyle efsuncu tarzda böyle iyileştiren bir dolaşım mı, yoksa yine etli butlu mu gelecek? Etli butlu alacaksak bir de carry yasaklaması isteyebiliriz çünkü şurada. Ne yapsın abi? Kılıç ya savunma, ben çift savunma. Carry yasaklamayız. Ya öyle denir de normalde böyle iyileştiren, böyle anladın mı, ne bileyim, anladım, takım arkadaşını güçlendiren kahramanlara. Anladım. Tigral yasaklaması geliyor bu arada. Tigral gelir yani. Evet, biz bir de Hilda atın oradan. Brody falan oradan bir paket ya. Hilda verir misin? Abi Hilda buraya gitmez ama. Fark etmez. Onlar gideceğini düşünsün. İşte bana oradan bir paket Hilda ver. Burana. Paket mi? Bir paket. İki en az. İki mi? Gerçi kocaman adamlar için. 2 lira fark oluyor paket başı yasaklaması. Oo iyi. Peki şey, mega boy olursa? Mega boy olursa 4. Odur. Anıl. Efendim? 1,5 liran var mı? Mega boylar 1,5 lirayı bir 15 sene önce falan. Tamam, burada hala öyle işte, o yüzden 50 kuruş var bende, sen 1,5 ver bana, çaktırma. 9. yasaklama. Nişancı mı yasaklayacağız? Brody, yoksa... Brody abi. Ya tecrübe de olabilir. Yok, biz çok daha şey farklı. Şey yasakladılar şey. Söyle, iriten. Şey. Leo derdi, iriten olsa Leon daha geçiyorum ya, aynen. Body. Çünkü duydu, bir tanır gibi oldu. Benedetta. Kafa karışık. Edward almadı tabii hala. Abi çok iyi. Edward'ın Benedetta'sı birazcık hızlıdır. Doğru. Biraz da problemlidir. Sunshine'a pozisyona sokmayabilirdi. Edward sağ olsun yani Benedetta'ya rating kasıyor ya turnuvada.
Vallahi %100'de. Evet, söylüyorum. %100'de mi şu anda? Hemen söylesene. Söylüyorum. Evet. Benedetta'nın oranını Novaria. Şu an bence burada bize karşı atılmış güzel bir yasaklama. Zaten ilk iki seçimimiz yani Terizle Novaria'ydı Rosa için. Lilia'yı da kendimiz yasakladık. Ben Rosa adına müthiş bir seçim yasaklama geçtiğini düşünmüyorum. Rosa şu an bayağı darlandı. İlk üç seçimi yok yani. Terizle'yi oynarsa midde ayrı bir mevzu. Evet evet. Benedetta hakkındaki infoyu istiyor musun hala Sinancı? Evet istiyorum. %75 galibiyeti var. Ah kim kaybetmiş? Onu göremiyorum ama 6 maç kazanılmış, 2 maç kaybedilmiş. Toplamda 8 kere kullanılmış. Güzel. Evet ama Benedetta böyle çok böyle gizli bir tercih olduğundan dolayı. Evet bir de yeri var yani. Bir de yeri de var yani. Aynen. Çok iyi Benedetta oyuncusu olsam bile olmayacağı kompozisyonlar da olabiliyor rakip tarafında. Bir anda... Çok bir sersemletme falan varsa mesela. Güzel seçim, güzel seçim. Kaja geldi. Biz benim bayağı set kurduk ya. Benim bayağı hoşuma gitti. Set şu an kill potansiyelimiz yani. Çok iyi. Abi. Şu... Ya ben bir tek Carry'den birazcık çekiniyorum şu noktada. Hasar çıkarabileceğiz mi ama? İşte, ya işte Rosa vuracak, Sunshine vuracak o kadar yani. Baksiyat alınacak, Carry'de pozisyon alacak, Kaja evet, kırbaçlayacak. Evet. Ya buraya işte Rosa'ya böyle tek atan bir şeyler olsa aslında. Bence fight'ı okumak çok önemli ya. Şöyle fight'ı okumak çok önemli. Biz çünkü şimdi Kajan var, Terizlan var, Baxian var. Stun arka arkaya combo. Ya bir kişinin üzerinde bütün yeteneği harcamak gibi bir hata mesela kritik yerlerde yapacak mıyız? Yapmayız. Oyun biraz ya, kafa kafaya yapmayız. Gider. Ya dün falan çok yapıldı geldi onlar. İşte. O yüzden ben biraz bundan çekiniyordum biraz. Carry geldi, o biraz korkuttu beni. Edit. Onun içerisinde güzel oldu. Carry gelse hiç sorun değil. Carry burada ne yaparlar biliyor musun? Bir şey söyleyebilir miyim? Çok farklı şeyler yaparlar. Bir şey söyleyeyim mi? Burhan'da bir şey söyleyeyim mi? Ben şunu görüyorum şu anda, üstlerine koşarız. Koşarız. Koşarız evet. Yani, Rosa kimse de hiçbir şey yapamaz gelecek. Yani. Bak söylüyorum, kim Kadite alacak. Yani. Bir Fredrim var, hadi Matilda'da birini kurtardı diyelim de yani Edit zıplattı falan, bizim sesimiz daha fazla. Üstlerine koşarız gerçekten bu arada. Kadite alsın bir, koşacağız dur. Kadite al, Kadite. Lunox aldı. Lunox oldu, tek atar. Evet. Tam tek atan bir şeyler lazım diye konuşurken tek atan bir şeyler geldi, güzel oldu. Bir kere seçilmiş şimdiye kadar, evet. O da galibiyet yani. İkincisinde biz oynuyor olacağız. İşte bizim çocuklar falan da, Edward falan, herkes az oynananlara bir raid kasıyor şu anda turnuvada. Bakalım. Gerçekten güzel bir seçim yasaklamayı aslında geride bıraktık. Ben takımımızın işin içinden çok iyi çıktığını düşünüyorum ama artık yavaş yavaş da mücadeleye geçeceğiz. Burada sayılar önemli değil diyordu Murat'a ama ben sayıların ne kadar bizim tarafımızda olduğunu gösterelim. Şöyle bir göstereyim. Sayın Yiteris'ciğim. Burada dokuzların ikilik, üçlük takımlara kaybettiğini de gördük yani. Ya gördük. Her zaman bunu görüyoruz. Ama bu desteği de almış olmak bence güzel ve artık beklenen mücadele Fireflux Blacklist'e karşı M5 Dünya Şampiyonası'nda iyi bir galibiyet bekliyoruz ekibimizden. 5 maçlık bir seri. Ben sözü sunucularımıza bırakıyorum. Teşekkürler gitarist ve artık bizim için çok ama çok kritik bir mücadeleye doğru geldik. Yani kazanmamız lazım burada eğer turnuvaya devam etmek istiyorsak ve rakibimiz grupta 2-0 yenmeyi başardığımız Blacklist oluyor. Bakalım. İntikam soğuk yenen yemektir kardeş falan diye girebilir Berat. Bu arada Henezay aramızda kaldı. Canı oldukça Asyanzi. İlk skoru gelecek. Burada yeni sabitledi. Işınlanması var. Işınlanmasını hatta Apex yavaşlatma verebilir mi diye baktığımızda Alien burada doşladı ama Kaja'nın... Burada yıldırımından kaçamıyor. Kırbaçladı Apex. İlk skoru kazandırdı. Saniye 45'te aldığımız çok net bir skor yok. Orta koridora şu anda hasar veriyor. Rosa'yla karşılıklı olarak birbirlerini dürterken bir yandan da Rosa'mızın can yenilebileceğini söyleyelim. Bu arada Apex ışınlanmasını kullandı. Çalmaya çalıştı Akdeniz'i ama başardı. Fredin rahat bir şekilde alıyor. TNZ'de bir anda ormanlarını dönerken oyun hareketli, hararetli başladı. Evet yani önceydi. TNZ'yi asla salmıyor. Bakalım burada bir deneme yapmak istiyordu ama TNZ hata yaptı. Ya, pençeyi kullandı. Tokatlayacaksın. Tam tokat delisi edeceksin. Önceye geliyor böyle ormanlarımıza ormanlarınıza. Onu yakalamayayım. Onu efendim, yakalamayayım Teyhan'a. Önceye bayağı laf ediyorlar ya. Çok... Onik taraftarları falan da. Evet evet. Çok güzel oynuyor tabii ki. Ya... Oyun stiline lafımız yok ama yo, rahatsız bir oyuncu. Şeyler de laf ediyor ya Onik.
taraftarları falan şey diyorlar yani. Adam YouTuber zaten. Yani şey oyuncu değil, net oyuncu falan. Sırf buradan vuruyorlar Blacklist'i genelde. Evet. Burada bir şey olmaz. Olaysız dağılırız buradan. Bayağı olaysız dağıldık. Şu anda Terizlam. Bu skorda oradan milyonlarını yitirdi. Haydi çocuklar, haydi çocuklar. Güzel başlangıç yaptık. Buradan aynı şekilde devam ediyorum ki Enzir. Renege'yi yakalayabilir derken hemen hızlı bir şekilde Kaplumbay döndü. Sensi buraya yakın. Sen'e doğru gidebilir mi derken bir yandan da Kaplumbay kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Tienz de aynı şekilde ama Edward geldi. Tienz bizi başı dertte. Yalnız başına burada atlamayı çalıştı. Başardı ilk Tienz. Ultisi kullandı. Rosa'yla beraber Alien yakın. Apex arkadan gelecek. Edward aldık. Hadi. Burada tutmayı başardı ama Freddy. Bence bu seferlik iyi. Tienz tekerlek moduna geçti. Alien geri doğru şınlaması atarken öne şey. Dört oyuncu zıplatmıştı ama skor vermiyoruz. Kaplumbağa veriyoruz. Yani sıkıntı yok. Şu anda o Kaplumbağa'nın verilmesinde pençeyi daha iyi attılar bizden. Ama herhangi bir şekilde problem çıkmıyor bizim. Kesinlikle. Bu arada o Hebin gelip orta koridoru ittirmesine rağmen bizim çocuk hala önde Sunshine. Bu da ne kadar iyi olduğunu kanıtlıyor. Bruno'nun bu farmı düşmezse işler değişir. Evet. Ki devam edecektir. İyi alan sağlıyoruz şu anlık ona. Apex'e de RNG'den güzel bir dürtme. Evet, evet. Böyle dürteceğiz abi. Böyle böyle adamları dürteceğiz. Apex burada hamlesini yapmaya çalışacak. Ne şey? Pençesini attırıyor. Yani. Riske bırakmadı işini. Ya ışının da var. Çok böyle ısrarcı olmamak lazım. Dikkatli olmak lazım. Dikkatli olmak evet. Lazım. İşler çünkü her an değişebilir. Sensu. Ormanlarını dönmeye devam derken sonraki kaplumbağaya 50 saniyelik bir süre kaldı. 50 saniyelik bir süre kaldı ve önemli olabilir. O Sensu'yu Apex'i havaya sıçrattı ama bir problem olmuyor burada. Apex için hemen duvarı üstünden geçecek. Gidebilir üstüne gidebilir. Tienzi burada bir atlayış yaptı. Kötü yerde kalıyor üstüne Sensu'yu. Hasarlar. Sensu'yu arada kalmış olabilir. Tienzi üstüne doğru oynamaya çalışıyor ama burada Sensu'yu katletmek için yeterli bir hasar yok. Matilde oradan aradan tereyağından kıl çeker gibi çekiyor. Aldı, evet. Çok fena. Bunun üstünde Kaşa ultisi var. Katta olmak lazım. Arada altın farkı yok. Kaşa. Bir kişiyi çekerse bize rahat pozisyon yaratır ama Yu da aynı şekilde ışınlamayla beraber girip kaşa ulti atabilir. Apex şu anda görüşünü verdi. Nişancısına Rene şey pozisyona yakın. Sunshine'de bir yandan da milyonlarını almaya tabii ki devam ediyor. Altını merak ediyorum. Nasıl bir altın farkı var? Sarı ultisini kullandı. Rosa bir anda Yu üstüne atlar diye. Burada birazcık bir itlemeye çalışır Rosa. Ama başaramadı derken Apex. Burada Yu tarafından hasar yedi. Yanına kaplumbağa alınmaya devam ederken Apex burada zıplatıldı. Edip'te bir şekilde tutmaya çalışıyor. Çünkü güzel hasarlar derken kaplumbağaya başlangıç yapıldı. O hep maalesef Sunshine'ı birebir de aldı. Ya işler sıkıntıya girmiş olabilir. Ha, Alien. Tienzi ile beraber Sensi burada alabilecek bir Alien içeri doğru girdi. Tienzi çalmayı başarıyor. Camlara az Apex geri doğru uzaklaşırken Tienzi kışkırtıldı. Şu anda tutulmaya çalışıyor. Renece Apex'i zonladı. Yok kesebilir geri doğru. Kendi ultisiyle beraber çekti. Apex'i buradan çıkartamıyor. Skor durumu 2-1 oldu. Tienzi geri doğru uzaklaşmaya çalışıyor. Bayağı bir büyük sorun yaşıyoruz şu anda Kaplumbağa'da. Geldi işte orada Yu'yu çekmesi Matilda'nın ne kadar da can sıkıcı bir kahraman evet. Olduğunu tekrardan hatırlatıyor bizlere. Yani Rosa da ultiyle çıktı oradan. Ya aslında bence çok problem değildi Kaplumbağa'nın verilmesi de. Altta işte birebir de verdiğimiz skor biraz kötü oldu. Kaplumbağa'ya vermek o kadar önemli değildi bence. Zaten hani bu aldıkları Kaplumbağa, biz aldık Kaplumbağa'yı da altta skoru vermeseydik çok daha iyi olabilirdi o noktada birebir de. Kesinlikle. Ya da en azından rakip bir kaynak harcasaydı oraya. Şimdi Apex aşağıya doğru geldi. Biraz daha Sunshine'ın yakınlarında takılacakmış gibi gözüküyor ortaya. Yani Rosa'ya ciddi bir baskı var şu anda. Oo, korkutma da geldi. Rosa ultiyle çıkacak yani. Abi yani o orada öyle bir baskıyla kalıyoruz şu anda. Dikkatli olmamız lazım. Aşağı koridorda burnu üstüye olabilirler. Aşağıya dörtlediler. Resmen başımız büyük dert olabilir. Hızlı bir şekilde geri doğru uzaklaşıyoruz. Apex Sunshine. Abi oyun hala bitmemiş değil.
Aradaki altı farkı Dalord daha çıkmadı. Dakika daha altı. Herhangi bir sorun teşkil etmiyor şu anda oyunun bu seviyede olması. Can sıkmaya, moral bozmaya gerek yok. Hala tek takım savaşıyla beraber işleri değiştirebiliriz. Haydi FF Blacklist tekrardan devirir misin derken. Orası sıkıntı. Sensi kışkırttı. Sunshine saplaştırması kullanır ki Apex. Buna çok yüklü hasarlar yediler Apex'e beraber. Eyvah, eyvah, eyvah. Bu geldi. Çıkmamız lazım. Diyazi. Yardıma geliyor. Sunshine zıplasıldı. Burada canları az. Kule alındı. Geri doğru ışınlanmasıyla beraber uzaklaşıyor ama burada belki de bir skor çıkarabilsek işler daha iyi olurdu bizim için. Yani iyi baskı kuruyorlar şu anda Sunshine üzerinde. Onu çok oynatmak istemiyorlar belli ki. Ortaya çok iyi ulti geldi burada ama Elin birazcık yalnız gibi. Rosa hasarını çıkartmak istiyor. Şimdi ultisini kullandı ama Elin geriye çıkmak durumunda kalıyor. Burada eksiktik ve takip eden bir hasar tuttu. Bizim biraz daha hasar için zamana ihtiyacımız var. Fark en azından etmez. Bir 4 dakika, 4-5 dakikalık bir süre ihtiyacımız var. Biraz daha yetenek gücü lazım. Rosa'ya biraz daha seviye lazım. Yine Rosa'ya. Bu arada yo üstüne doğru atıldı. TNZ arkadan gidip kaplumbağayı çalmaya çalışırken Rosa hasara maruz bırakılıyor. Kaca! Çok iyi. Kaplumbağayı aldı. Şu an arada kaldı. Rosa taramaya devam derken üstüne doğru gitti Rosa'nın. Arada kaldı. Can yenemeye çalışırken Valencia'ya yüksek hasar Rosa. Burada kışkırtıldı Valencia tarafından. Sarıl üstüne beraber geri doğru uzaklaşıyor ama burada kaplumbağayı alıyoruz ama skor veriyoruz. Yani altında öne geçmemiz lazım. Bir şey yapmamız lazım. Takım savaşı zorlamamız lazım. Skor durumu 3-1. Yani şu anda çok zorlamadık o pozisyonu. Yani, Kaplumbağa'yı iyi aldı bence bu arada Apex. Tabii onun da karşılığında o kadar Blacklist oyuncusunun arasında kalınca skora dönüşmekten de kurtulamadı. Evet. Yani biraz daha eşyalara ihtiyacımız var. O kesin yani hasar verebilmek adına. Bunun o daha bitirmemiş kritiğini. O evet. Hep 6300 suarma gelmiş. Aynı şekilde Baxia'yı da kontrol ediyorum. Baxia parlak zırhını çıkmış şu an. Dreadnought zırhına doğru ilerliyor gibi. Lunox kader saatini çıkmış şu anda bir yandan da asaya gidiyor. Akıllı asa. Akıllı asa. O akıllı asa değil ya. Büyü nüfuzu ver. Neydi o adalet. İsmi? Adalet değil. Adalet değil. Neydi? Unuttum ismini. Neyse. Böyle mavi. Bakacağım mavi anladım diyeceğim. Ben seni ya. Mavi. Şimdi aklıma da taktın. Bu arada Edward iki oyuncu tarafından baskılandı. Arkada da Sunshine artık vahşi savaşçının öfkesini bitirmiş durumda. Büyülerimiz tamam. Sunshine'ın bir yandan saflaştırmasının olması da bizim için büyük avantaj. Üstüne atladıklarında Edward buradan kaçabilir. Bu arada kule almaya çalışıyoruz. Elian'ın Rosa ikilisi. Ortokodor'u savunmaya çalıştı. O hep'le beraber maçıyla işte. Tersten adamlar direkt değerlendi burayı. Burada Yu'yu kessek inanılmaz olurdu ama işte. Orayı ittirdiler. Ya yani Edit de yukarı tuttu iki kişiyken. Abi ne yapacağız Sinan ya? Yani biraz daha dediğim gibi sakin kalmamız lazım. Ben oyunun gidişatını oldukça beğendim. Çünkü yani fark çok fazla açılmadı. Erken oyunda bence o kadar güçlü bir kadro değiliz. O yüzden dediğim gibi biraz eşyalar koymaya ihtiyacı var taşıyıcıların. Ya tabii ki de baktığınızda aslında bütün o taşıyıcılar ve çoğu oyun için böyle oluyor ama burada durum biraz daha farklı. 3 tane etli butlu sert kahraman varken arkadakilerin çok ciddi hasar çıkartabilmesi gerekiyor. Bunun için de oyunun biraz ilerlemesi lazım. Alien kötü kaldı. Oy! 4 kişilik bir ulti geldi. Arkalarından giriyorlar ama Elin'i aradan çıkartmayı başarabilirler gibi. Elin çıkmayı başardı. Apex çıkamayacak gibi. Ya. Kışkırtma TNC üzerinde ve maalesef o hep onu almayı başaracak. Ve Elin de orada korkutulunca orta koridorda biz iki skor vereceğiz Murano. Abi. Ne yanlış olan? Yanlış olan savaşmamız bence. Öyle değil mi? Abi çok güçlüler şu anda yani hasar çıkartamıyoruz. Yani direkt yok ettiler. Sunshine çok geride kaldı. Üstlerine gidemedik. Hasar veremedik. Onların alan hasarı daha fazla da değil. Bizim alan hasarımız da var. Her şeyimiz var. Buradaki savaşı bizim kazanmamız lazım. Ama işte onlar gerçek hasar vuran bir kahramanı var. Yani vuruyorlar direkt eritiyor kaşar gibi. Evet. Bayağı büyük sorun abi. Yani eriyor ya. Takım eriyor. Takım ayakta durabilecek bir kişi yok şu anda ya. Mevzuya gidersin. İşte mevzuda kaçan arkadaşlar ya. Bizim şu an o olmamız ya, lazım. Sürekli kaçmamız lazım. Bütün kaynaklar da OEB'e gitti yani. 5 skorun 3'ü OEB'de yani. O biraz baş ağrısı yaratacak. Ya çünkü Kerin'in de bu kadar erken açılmasını ya da bu kadar erken üstünlüğü tek başına ele geçirmesini de istemiyorsunuz zaten. Daha çok geç oyunda ortaya çıkan bir kahraman ama yani bakalım burada neler olacak. İyi bir savunma gelirse bir problem yok. Orta iki rahatlıkla tutuldu şu anda.
Ya Lord'la beraber ilerliyorlar. 5000 altın. Ya biz 12.000'lerden maç döndüğünü evet, gördük F5'te. Bizim çocuklar da bunu yapabilir. Savunma tercihlerimize baktığımızda savunma tercihimiz bir Bruno var yani. Bir de Rosa'mız var. Rosa'yla beraber hem Bruno tararsa burada işler değişebiliyor tabii ki. Ortak orduları tutmaya çalıştık. Bir tane büyük araba milyonu kaldı. Geliştirmemiş biliyor. Sensu içeri girebilir. Yo. Terizi oyuncusu var. Işınlamayla beraber oyun yapabilir. Tamam. 15 tanesi varmış ışınlamanın. Allah'tan kaynakları yok. Şu anda alt koridoru temizledik. Üst kulenin de patlaması gitmiş. Şu anda iki tane büyük araba milyonu vardı. Burada güzel. Tamam bir sıkıntı yok ya. Bayağı net, ya. Bayağı net yani. Güzel. Yani dakika 13-14'ten sonra yani bizim takım da bence vurmaya başlayacak ama işte Kerin'in de o sırada artık iyice sevdiği dakikalara doğru geçiş yapıyor olacağız. O yüzden yine sorun, dikkatli olmamız lazım. Hiç sorun yok. Savunmaya atılacağız. Kule altından çıkmayacağız. Adamlar yalvaracaklar artık diyecekler. Kule altından da çıkın da bir savaş yapalım diyecekler. Eğer bunu yapabilirsek ya bizden iyisi yok abi. Biz bunu yapmamız lazım. Eşyaları da bir yandan görüyoruz. Teriza'mız da bitirmiş parlak zırhını, kılıç zırhını. Tabii yeni adıyla yansıma zırhı. Evet. Ey gidi eskiden isim kılıç zırhı. Yansıma zırhı güzel değil mi ama ya? O da evet, güzel. Yani, ne yaptığını şöyle açıklayan bir yani isim ya. Yani, yansıtıyor yani. Ama işte çok Keri ona vurana kadar biz eriyoruz. Evet tabii. Azıcık sorun olmuş. Yani keşke bizim çocuk daha iyi olabilirdi ya. Yansıma zırhını çıksa bence. Baksiya. Tiyazi. Evet. Daha iyi olabilirdi şu anki aşamada ama bakalım. Halledeceğiz. Sorun yok. Skor durumu 5-1, dakika 13'teyiz. Moral bozmaya gerekiyor. İşte oyunun en önemli tarafı bu. Gerideyken bile kazanacak bir yol alamak. Bizim çocuklar daha öncesinde bileklisi devirdi. İlk maçın günahı olmaz. Yeni gözler açıldı. Tabii oranın saatleri birazcık farklı. Uyanamadılar biliyorum. Evet. Uyanamadılar. Pikimiz güzeldi ama bu oyun dakika 20'lere 22'lere uzarsa bizim çok büyük avantajımız. Gitmememiz ya lazım. Ya ama işte şimdi burada mesela gitmiyorsak risk da alt ilk kuleyi falan tıraşlayalım aynen, en azından. Aynen bir yani, kule ya. İki evet, bile değil. Bir. Hani bunları alamazsak çünkü bu fark kapanmaz Murano. Yani bir onlar bir görevdeyken biz de bir görev yapmamız lazım. Lord'a gidip Lord'u mu kesiyorlar diye bakmak bir görev değildir. Evet. Sadece zaman geçirmek. Ya arabayı ittirdik galiba ama araba minyonu oraya alabilecek mi? Aldı. Araba aldı. Ve bir tane büyücü varmış rahat bak, aldı. Arabaya bak. Nice. Güzel bir kule geldi. Parayı cebe indireceksin. Güzel. Lord da alt koridordan geliyor ama Lord'un geç gelmesi bizim canımızı birazcık sıkabilir. Çünkü biliyorsun her 30 saniyede bir yeni bir minyon dalgası evet, çıktığında evet, bu evet, minyon dalgası da güçlü bir minyon dalgası. Bir de Lunox'un konumu birazcık daha nasıl diyeyim rahat oynatmaları lazım. Lunox taraması lazım. Evet. Lunox'un jopunun patlaması lazım, hasar vermesi lazım. Ama işte önde Sensu gibi bir tank varken Renegade da hani Sensu başı dert olunca savaştan çıkarıyor. Bir de seviye farkı da. Evet. Yani bir büyücünün vurması için önemli şeylerden biridir seviye farkı. Ve seviye farkında geri olduğumuzdan dolayı kolay eritemeyeceğiz. Bir adalet kılıcı lazım derken ortak olur usumaya çalıştık. Altın gibi çölü Lord katletti. Şu anda içeri doğru girecekler diye baktığımızda burada iki tane çikolatı kaybederken Apex arada kaldı. Şu anda tankımız yok. Alien belki bir oyun yaptırabilir. Edis'in de ultisi o formunda olduğunu görüyoruz. Şu anda minyonları ittirmeye devam ediyorlar. Yoruşmaya başaracak mıyız derken Sensu içeri doğru girdi. Arka taraftan Tienzi. Tekerlek bunda geçiyor. Sunshine hasar vermeye çalışırken bir yandan minyonları indiriyorlar. Şu anda içeride minyonlar var. Yuh arka tarafta tuttu. Tienzi de burada ölecek ve ilk seriyi Blacklist'e karşı kaybediyoruz. Yani istediğimiz kadar oyunu uzatamadık. Biraz daha geldiler uzun bir bitirdiler karşılaşma lazımdı aslında bizim için ama yani burada çok istediğimizi elde edebilmiş değiliz. Yani şunu söylemek lazım. Ya aslında bizim aklımızda bir kompozisyon vardı. İşte o üçlü kompozisyon işte açıkçası gelmeden önce de konuşmuştuk hatırlıyorsan burada. Yani acaba Kerim yasaklasak, üç tane etli butlu olacaksak diye. Keri bizi inanılmaz bozdu. Biraz sıkıntı yarattı gerçekten. Hem erken oyunda yani kaynak aldı, birebir de Sunshine'ı kesti. Sonrasında savaşlarda skorlar çekti. Bir tık daha orta oyunun sonlarına doğru açılması gereken Keri orta oyunun başında açılmıştı zaten. Bu da tabii 3 tane tank karakteriniz varken başınızı bayağı ağrıtıyor. Biraz onun ceremesini çektik oyunda. Ya ben hala bizim seçim yasaklamanın çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Gayet net bir seçim aşaması yaşadık. Yasaklamalar belki bir tık farklı olabilir ama ben ondan kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Bence ikinci karşılaşma falan daha farklı olacaktır. Sinan son yasaklama
Keri yasaklayalım demiştin. Evet. Ben bir tane daha nişancı yasaklaması atalım demiştim. Ben keri demiştim direkt. Sen açık direkt yani keri demiştin. Çünkü... Son yasaklamayı ne attık onu tam hatırlamıyorum. Ben de hatırlamadım da yani ama şey daha değil, farklı bir şey attık nişancı yani. Atmadık. Nişancı atmadık. Onu yapsaydık da ben orada şunu eklemek istiyorum. Oyun bence hani bir anda 180 derece dönmeyecekti. Ya dönmezdi ama... Ama belki daha iyi bir şansımız olacaktı. Olurdu çünkü direkt 3 tane kahraman çok counterlanıyor. Bir de işte kaynak almış bir keriden bahsediyoruz. Dakika, evet, 9, dakika 8'de 3-0'dı zaten. Bizim nişancıdan da öndeydi. Bir de üstüne rakip takımı counterlayabilen yani kontra yapabilen bir nişancınız olunca çok farklı oluyor. Bir de kasmış üstüne o... Biraz problem abi oldu ya. Abi sadece keriyle alakalı. Ha, değil değil. Yok yok. Yok, yok. Değil canım sadece keriyle. Adamlar bir bak şimdi. Buyur. Hemen eklemeyi yapayım sana komple vereyim. Bence oyunun başından itibaren çok daha planlı oynayan taraf bile. Onlar da yani. Evet. Biz biraz daha bir de hani, tutup oynadık. Ha, bir tık. Ya kill aldın verdin falan onlar birazcık ayrı bir mevzu ama adamlar planlı takır takır oynadılar. Hiçbir noktada da sıkıntı olmadı. MVP de bu arada ekranlara geliyor. You. MVP olmuş Valentinas ile beraber ilk pikten zaten zınk diye çekmişti ve yok etmişti. Sözünü kesmiştim, buyur lütfen. Valentina mükemmel değil miydi ya? Çok güzel oynadı. Ya akıcı. Şey bak sorun neydi biliyor musun? Mesela Alien'ın 3 kişi 4 kişi tuttuğu pozisyonda biz hasar çıkaramadık. Çok fazla gerideydik. Savaş zorlayacağımıza birazcık daha altın kasmalıydık. Adamlar o alanı bize vermedi. Altın kasma alanı, tecrübe kazanma alanı bırakmadılar. Bu Blacklist'in haritada boş yer bırakması, René Jay'in hangi koridora Tianzi gidiyorsa... Ya Matilda sanki Tianzi'nin tankı ya. Yanından ayrılmadı ya. İkisi birlikte geziyordu. Nereye gidiyor? Baze'e gidiyor. Baze'e René Jay seninle beraber geliyor falan. Öyle bir çocuk. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz mücadele. Bak savaşları tekrar deneyelim. Yakalandık. Ya Apex'e böyle nasıl diyeyim? Abi fokusu o'ya atmaya çalışıyoruz okey. Burada bir problem yok. Bence bizim 5v5 fightlardan çok daha hani böyle birilerini bir yerlerde toplayabilecek. İşte 3 korda orada tek başına kalmış bir oyuncuyu yakalayalım. Adamlar rotasyon atarken rotasyonda birinin önünü keselim hemen bir Kaja ultisiyle kill alalım. Bir yerde Terizan ultisini gerekirse olmadı işte. Evet ya bir yerde gerekirse Terizan ultisini feda edelim. Apex ultisini atmadı. 4v5'e kalalıma getirmemiz mesela... lazım. Hemen bir bitireyim orayı da. Ama bunun içinde önce bir koridorlarda sakin kalıp her gördüğün fight'ta skor vermemen gerekiyor. Biz oyunun başını çok istediğimiz gibi sakin bırakamayınca Blacklist'te aldığı avantajla kartopuna falan değil ya çığa dönüştü adamlar. Evet. Berbat bir şey oldu. Yalnız bir de şey var mesela yani dediğin gibi erken oyunu sakin geçirmek lazımdı biraz. Çünkü yani şimdi baktığında zaten rakibin kit olarak hasarı daha fazla. İşte ne bileyim Fred'in ultidir, Valentin'in alabildikleri, yapabildikleri bizden zaten kit olarak her türlü hasarları daha fazlaydı. Kesin ilk 8-9 dakikada çok fazla savaş istemeyip bayağı sakin kalıp böyle bir taktikle aslında bizim dakikalar geldiğinde ortaya çıkmak bir tık daha iyi olabilirdi belki. Ama ya şimdi şey de söylemek lazım, adamlar da inanılmaz baskılı oynadı yani. Ne bileyim Sunshine'a asla aşağıda bir rahat vermeyi de geçtim. İki kule arasına kadar kovaladılar yani bir yerde mesela O hep ile Sunshine arasındaki altın farkı 1600 lira çıkmıştı. Ama öyle 1600'lük aslında bir dakika yoktu. O kadar darlamışlar ki Sunshine'ı, o kadar minyon kaçırtmışlar ki aşağıda. Ya bunlar da tabii otomatik olarak oyunun ilerleyen safhalarına yansıyor. Ama yani 5 karşılaşmalık bir seri olduğu için daha yapacağımız da çok fazla şey var. Onu da söylemek lazım. Burada hasarları da görüyoruz. O hep ile Yu'dan, aynı zamanda bir de Edward'dan da hasar konusunda hiç fena iş gelmemiş. Temsilcimizde ise Rosa. 28.000'le en çok hasar veren oyunculardan bir tanesi. Ya abi aynen. O oyun ilk maçın günahı olmaz diyerek bütün kötü enerjiyi resmen doşluyorum. İlk oyunun günahı olur mu? Olmaz. Olur mu Sinancığım? Yok olmaz. Girdin, açtın oyunu, bir maç kaybettin, bırakıp Ellison'da. Çıkar mısın? Ellison'da. Ellison'da abi, Ellison'da sıkıntı yok. Sıkıntı yok, ikinci maçta toparlarız. İnanç kaybedilince geri toparlanacak bir şey değildir. İnancımızı yükseltiyoruz. Alıyoruz. Aldık. Alıyoruz. O zaman falan, sakinim şu anda biraz fazla var. Abi yani biz buraya 8. takım oluruz en kötü. Evet. O çok istediğimiz bir şey değil ama. İstediğimiz şey geçen sene yaptığımızda aynısı. O sene bu seneydi. Hadi o zaman o sene bu sene olması için Sinan savaş. Sinan'ı parçalayacağım şimdi ya. Ya bunlar stüdyoda görüldüm bilmiyorum da inşallah Caster Cam kayıtlıdır ya gerçekten.